Komşularımızda çok sıkıntı vardı. Doğal gaz talebi çok fazla olmaya başladı. Kömür maliyetleri pahalı olduğu için girdi maliyetlerinden dolayı çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Vatandaş doğal gaz istemeye başladı. Bir de köyümüzün imar planları eksikti. Sıkıntı buradaydı. Bunun için bize en uygun yerin Karacosu Belediyesi olduğunu düşündük. Bununla ilgili yılbaşından önce imza topladık. 145 civarında, 145-150 civarında bir imzamız var. Kaç haneli köyümüz? Kaç 60 hane, 272 seçmenimiz var şu anda. Bazıları olmayanlar var ama tahminim 230 kişi şu anda kullanmış olması lazım. Geçen yıl 4 kere toplantı yaptık. Toplantıların sonucunda karar olumluydu. Şu anda da olumlu gözüküyor. Muhtemelen de evet oyu çıkacağına ben inanıyorum. Karacosu Belediyesi'nin 2 tane avantajı var. Burada köyümüzün nüfusu azalıyordu. İşsizlik yok ama gençler köyde durmuyordu, şehre gidiyordu. Bu yüzden bazı çalışmalarımız var. Yani gençlerle ilgili bir iş başvuruları var, onunla ilgili bir çalışmamız var. İkincisi doğalgaz en büyük avantajımız. Zaten doğalgazı en hızlı bir şekilde yaptırabilirsek bunu bitireceğiz. Planlarımızı yapacağız. Köyümüzün imar planı yok. En büyük sıkıntımız bu. Ev yapmak isteyenler şu anda konut yapamıyorlar. Bolu Belediyesi'nin imarındayız ama imar planlarında sıkıntı olduğu için şu anda konut yapımında zorlanıyoruz. Bunu aşacağız. Belediyenin hizmetleri var. Yani kepçesi var, greyderi var, kamyonu var. İşte acil bir sıkıntı durumumuzda en hızlı bir şekilde yetişecek kurum diye düşünüyoruz. Burada yok ama Karacosu Belediyesi'ne bağlıyız zaten. Karacosu'daki sağlık ocağını kullanıyor nüfusun %50'si. Gençleri belki iş imkanları doğabilir. Nüfus artışından dolayı Karacosu Belediyesi'ne de artıları olabilir. Köyümüz şimdi belediyeye yakın olması itibariyle bazı hizmetler değişebilir. Mesela su arızasını falan kendimiz yapamıyoruz, zorlanıyoruz. Su arızaları falan belediye tarafından yapılabilir. Diğer imkanlar değişebilir. Belediyenin bütün imkanlarından yararlanacağız. Anlatmama gerek yok. Selim Özer. Selim Özer. 252, 854, 46, 46. Kalsın. Sonra ben bunu şöyle gireyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bizler de hoş geldiniz. Oyunuzu kullandınız. 10 dakika kala yetiştiniz. Bahçede mi çalışıyordunuz? Bir şey mi? Evet, evet. Nasıl? Köy işleri. Karacosu'ya bağlanmak mı iyi, bağlanmamak mı iyi? Bence bağlanmamak iyi şu anda. Belediyeyle işimiz yok şu anda. Öyle mi? Yani. Hayırlı olsun. Ya burası köy. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi ilk seçim Bolu'da gerçekleştiriliyor. Buradaki seçimin ilginçliği şu. Alacakırık köyü Karacosu beldesine bağlansın mı, bağlanmasın mı seçimi halk oylaması referandum yani yapılıyor. 60 hanede 271 seçmen oylarını kullandı. Birçok seçmen rahatsızlığı nedeniyle, işlerin dışarıda olması nedeniyle seçime katılamadılar. Biraz sonra oy sayımına geçeceğiz ve yılın ilk seçimi Bolu'da gerçekleştirilmiş olacak. Bakalım sandıktan nasıl bir oy çıkacak. Bazı vatandaşlar köyümüz burası köy gibi kalsın derken bazı vatandaşlar da biz birçok şeyden faydalanamıyoruz. Özellikle inşaat alanında bağlanamıyoruz gibi sorunlar vardı. Bunların sonucunu biraz sonra yapılan seçim sonrası, sayım sonrası öğrenmiş olacağız. Thank you.